birkaç kelimeyle de bu Taşdelen Karakolu kaseti üzerinde durmak istiyorum. Demin söyledim, Sayın İçişleri Bakanımız, kasetler belli olmaz dediler. Doğrudur. Dün zaten grubumuz adına konuşan Oğuzhan Asiltürk Bey de aynı gerçeği işaret etti. Çünkü üzerlerinde her türlü değişiklik montaj yapılır. Hele propaganda amaçlı hazırlanmış bir kasette yapılabilir. Ancak ne var ki, herhalde orada gördüğümüz karakol bizim karakolumuzdu, başka bir karakol değil. Herhalde Kuzey Irak'ta Hollywood'dan daha üstün bir kaset hazırlama stüdyosunun hazırlandığını kabul etmek de mümkün değildir. O büyük cephaneliğin yanlışı, o projektörler, o gösteriler, bunların bir şeyde, bir stüdyoda hazırlandıklarını kabul etmek çok daha zordur. Geliniz biz bu kasetten alacağımız dersi alalım. Bak bu kaset hep işaret edildiği gibi önce bir defa teröristlerin elinde Amerikan silahlarının, İsrail silahlarının bulunduğunu ispat ediyor bir. Bu kaset diğer yandan nasıl hudutlarımızdan, Sayın Demirel'in kuşu çürtmeyeceğiz dediği hudutlardan nasıl elini kolunu sallayarak 150 kişilik topluluklar halinde kolaylıkla geçtiklerini gösteriyor iki. Bizim toprağımıza geçtikten sonra buradaki mağaralarda nasıl ağır silahların saklanıp kendilerine teslim edildiğini gösteriyor. 3. Oradaki otlayan, sürüyü besleyen çoban bizi değil, o gelen PKK teröristlerine yardım ediyor. Bunu gözümüzde görüyoruz. 4. Karakolların nasıl apaçık hedef teşkil ettiklerini görüyoruz. 5. O ışıklarla adeta gelin bizi vurun diye aydınlatıldığını görüyoruz. 6. Saatler geçiyor. Gelen helikopter bölgenin üzerine geleceğine bir gözüküp geri dönüyor, bir daha gözüküp geri dönüyor ve ertesi gün cephanelikler patlayıp her şey mahvoluncaya kadar en ufak bir yardım gelmiyor. Bu olay olduğu zaman 16 Mayıs'ta resmi yetkililer tarafından burada 29 yerin şehit olduğu, ikisinin Irak'a kaçtığı, 16'sında yaralandığı bildirildikten sonra denmişti ki 20 PKK'lı da ölü olarak ele geçirildi ve bunları kaçırmak için bekleyen 7 kamyon da tahrip edilmişti denmiş. Şimdi bir yanda kaset, bir yanda bu haber, ikisi karşılaştırıldığı zaman bu haberlere ne derece inanmak mümkündür? Bu noktalar işte herkesin şüphesini çekmektedir. Kaldı ki efendim bu kaset gerçek değil. Peki bizzat resmi beyanlarla, bakınız Hakkari'nin Şemdin ilçesine bağlı Alan Karakolu, Yüksekova ilçesine bağlı Perihan Karakolu, Irak sınırındaki Aktütün Karakolu, Çukurca'ya bağlı Üzümlü Karakolu'nda yapılan baskınlarda 85 tane erimiz şehit olmuştu. Bu sizlerin beyanları. Ne gösteriyor? Demek ki bu bir tek karakolumuzda değil, birçok karakollarımızda bugüne kadar tekrar tekrar cereyan ediyor. Ama ne yazık ki siz bunları önlemek için en ufak bir tedbir almış değilsiniz. Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bütün bunlar gösteriyor ki terör sadece Güneydoğu'da değil, büyük şehirler başta olmak üzere bütün yurdu bir yangın halinde sarmıştır. Türkiye'de şu anda can ve mal güvenliği kalmamıştır. Türkiye'nin baş meselesidir, herkes tedirgindir. Sayın Demirel bile kırmızı alarm altındadır. İşte gazete burada. Bak helikopterle havaalanından evine gidiyordu. Bu hale getirdiler Türkiye'yi. Sadece karakollar, askeri hedefler değil, valiler, parti yöneticileri, belediye başkanları hedef haline gelmiş. Kurtarılmış bölgeler mevcuttur. Toplu iğne ucu kadar bir yer kurtarılmış olamaz diyen Sayın Demirel 10 ay içerisinde kilometrelerce sayılamayacak kadar çok kurtarılmış bölge meydana gelmesine sebep oldu. Çünkü bizim heyetimiz Siirt'ten Diyarbakır'a giderken bizzat güvenlik kuvvetleri buradan nereye geçmeyin efendim gündüz. Neden? Buradan neresi emin değildir. PKK'lılar yerleşmiş, hücum ediyorlar diyor. İşte buyurun. Kilometreler. Ancak şehirlerin kenarında güvenlik kuvvetleri var. İki şehrin arasındaki büyük boşlukta devlet hakim değildir. Türkiye bu hale gelmiştir. İşte önümüzdeki acı gerçek budur. Bütün bunlar karşısında ise hiçbir şey yapılmamıştır. Sadece laf, laf, laf. Tabii bu laf kelimesini gene de
kibar bir şekilde ifade etmek için kullanıyorum. Şimdi bundan dolayıdır ki mesele son derece ciddidir ve Yüce Meclis'in meseleye mutlaka el koyması mecburiyeti vardır. Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu olayları böylece bütün açıklığıyla ortaya koyduktan sonra birkaç kelimeyle de asıl neticeye geçmeden önce hepimizin bildiği şu gerçekleri bir kere daha huzurlarında kısaca belirtmek istiyorum. Bakınız, üç tane gerçeği huzurlarınıza belirteceğim. Bir, önce bu terörün arkasında dış güçler vardır. Bu terör bir Siyonist planın bir parçasıdır. Bu terörün kökünü ararsak, kökü bugünkü Muharref Tevrat'a gider dayanır. Hepimiz biliyoruz ki İsrail bir dini devlettir. Tevrat'a bağlı olarak kurulmuştur. Çeşitli ülkelerde yaşayan, teokratik bir devlettir. Çeşitli ülkelerde yaşayan, çeşitli ırkların içerisinde bulunan insanlar bir araya gelmiş, bir inanç beraberle bir devlet kurmuşlar. Bu inançların temeli nereye doyar? Muharref Tevrat, Tesniye bölümü 12 Taksim 23. cümleler ne söylüyor bugünkü Muharref Tevrat? Ayak tabanınızın basacağı yer sizin olacak. Sınırınız çölden ve Lübnan'dan Irak'tan, Fırat Irmağı'ndan Garp Denizi'ne kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacaktır. Tevrat'ın tekvim bölümünün 16/12 kısmı, Mısır Irmağı'ndan Büyük Irmağı, Fırat Irmağı'na kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim. Fırat dediklerine bizim Güneydoğu Anadolu'muz. İşte İsrail'in gayesi Muharref Tevrat'taki bu hudutlara sahip bir büyük İsrail kurmaktır. Nitekim 1897'de Basel Konferansı'nın açılış konuşmasını yaparken Theodor Herzl, kuzey sınırlarımız Kapadokya, Orta Anadolu'daki dağlara, güneyde de Süveyş kanalına kadar uzanıyor diye Tevrat'taki bu cümleyi daha açık bir şekilde belirtmiştir. Ben vuruyorum. 14 Kasım 1947'de İsrail Devleti'nin kuruluşu münasebetiyle yapmış olduğu, ilk başbakan olarak yaptığı konuşmada sahip oldukları topraklarla yetinmeyecekler. Filistin'in bugünkü haritası İngiliz Banda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmeleri gereken bir başka haritası vardır. Nil'den Fırat'a kadar demiştir. Ariel Sharon, Türkiye ilgi alanımızın içindedir demiştir 1947'de İsrail Devleti kurulurken. Isaac Shamir, bizim gücümüz büyük İsrail olan inancımızdan ileri geliyor demiştir. Bir İsrail'in inancı, büyük İsrail'e ne kadar inanıyorsa bununla ölçülür. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan, bir yanda bütün Siyonizm bu temel esaslara göre hareket ederken, bu Siyonistler kendi kurdukları Shell, Mobil gibi bir takım petrol şirketleriyle de yıllarca bizim Güneydoğu Anadolu'muzda petrol aramışlardı. Bu petrol arama işinde önce 50 yıllık izin almışlardır, arama izni, ki başkaları o sahalarda arama yapamasın. Kendi kontrolleri altına almışlardır arama işini, bir. İkincisi, çok büyük petrol zenginlikleri buldukları halde bunları gizli tutmayı uygun görmüşlerdir. Çünkü bizzat kendilerinin birçok makalelerinde de itiraf ettikleri gibi burası İsrail'in olacak. Şimdiden bu petrolü israf etmeyelim. Bizim olduktan sonra bizim zenginliğimiz olsun demişlerdir. Bundan dolayı da ki bu petrol şirketleri bu bölgedeki aramaların arkasından kuyular bırakıp gitmemişler. Burgu işlemeyen betonlarla delikleri doldurmuşlardı. Bizim Türkiye Petrolleri'nde çalışan idealist mühendislerimiz bütün bunları defaatle dile getirmişlerdir. Ama ne yazık ki Türkiye'deki bir takım masonik çevreler bu gerçeklerin hep örtbas edilmesine çalışmışlardır. Siyonist planların yürümesine yardımcı olabilmek için. Bakınız, sadece şu son 1-2 yılda ufacık bir gayretle Adıyaman bölgesinde elde edilen petrol %100 artmıştır.
Ve bugün bizim resmi kaynaklarımıza göre bölgedeki petrol 4 milyar 270 milyon varildir. Halbuki bizim üretimimiz sadece 70 bin varildir. Düşününüz, bizim için bilinen rezerv dahi ne kadar büyük bir zenginlik ifade etmektedir. Bakınız, Shell firmasında 20 sene petrol arama dairesi başkanlığını yapan bir Siyonist ne diyor? Türkiye petrol denizinin üzerindedir. Orta Doğu'da uzun süre çalıştım. Bildiğim kadarıyla bütün Amerikan firmaları uzaydan çekilmiş filmlerde gördükleri Türkiye'nin bir petrol okyanusu üzerinde oturduklarına emindirler diyor. İran, Irak, Sovyetler Birliği'nde petrol olur da hiç Türkiye'de olmaz mı? Bir uzman olarak bunun aksini asla düşünemem. 20 yıl Shell Petrol firmasının araştırma genel müdürlüğünü yapan Anthony Hague bu açıklamaları yapıyor. Bundan başka Güneydoğu Anadolu'muzda büyük fosfat, Türkiye'mizin diğer bölgelerinde de sayısız zenginliklerimiz olduğu gibi Güneydoğu Anadolu'muzda da ayrıca petrolden başka fosfat, çinko ve su bakımından büyük zenginliklerimiz olduğu malumdur. İşte bunlara İsrail yarın sahip olacağı düşüncesiyle kendi özel planlarını yürütmektedir. Birinci gerçek budur. Bütün bu olayların arkasında Siyonizm var. İkinci gerçek ise Batı'nın bu planlara alet edilmesidir. Kaç defa huzurlarınıza açıkladım. Batı toplumunun içerisinde bir takım aşırı uçlar var. Bunlar Siyonist ve Ehl-i Salip uçlardır. Ne yazık ki Batılı aydınlar bu uçları ıslah edeceklerine kendileri bunların etkisi altında kalmaktadırlar. İşte Müslüman ülkelere tatbik edilen çifte standart budur. Yeni dünya düzeni altında Müslümanlığı kaldırıp bütün dünyayı Siyonizmin hakim kılması oynanan oyunlar bunlardır. Batı'nın bugünkü etken gücünün ne olduğunu tanımak için aslında Bosna, Cezayir, Kıbrıs, Azerbaycan, Abhazya, Filistin, Keşmir birer laboratuvardır. Biz Bosna laboratuvarında Batı denen madenin içinde ne var? Bunu görüyoruz. Şu son Kıbrıs olaylarında Batı madeninin içinde ne var? Bunu görüyoruz. İşte bilmek mecburiyetinde olduğumuz ikinci bir gerçek de budur. Ne yazık ki burada bir takım kıymetli parti mensubu arkadaşlarımız konuşurken efendim Suriye PKK'yı destekliyor diyor. Irak destekliyor diyor, İran destekliyor diyor da bunun asıl arkasında İsrail ve Amerika olduğunu bir türlü açıkça konuşamıyor. Ne hikmetten, ne hikmetten. Ama Amerika ve Avrupa'nın çifte standartından şikayet ediliyor. Bu gerçekler elbette Türkiye'de terörün kökünü kazımak isteyen yeni bir hükümet kurulacak olursa o hükümetin bileceği gerçekler olacaktır. Bakınız, plan şudur. Şimdi önce Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirilecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la Müslümanlar birbirine essin diye bölgedeki Müslüman, Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek. Bu Vietnam'a dönüşürken sözle kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail-Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde öğütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha 2 yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad'daki karargahlarında yaptıkları açıklama. Biz Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız. Anadolu'dan da buraya parçaları ilave edeceğiz demediler. Bunları biz burada kaç defa konuşmadık. İşte şimdi Güneydoğu Anadolu Lübnanlaştırılmadı.
Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. İşte ellerindeki silah, işte plan. Ne acıklıdır ki bizim zaten çok şükür istihbaratımız yok. Çünkü olan istihbaratımız da CIA ve Mossad'la işbirliği halinde. Şu halimize bakınız. Amerikalı adam istediği gibi oynuyor. Bize istihbarat diye yönlendiriyor. Onlara da git vur diyor. Bizim bir milli istihbaratımız yok. İki aydan beri daha istihbarata bir başkan bile konulamadı. Ve böylece bu hükümetin elinde Güneydoğu Anadolu görüldüğü gibi Lübnanlaştırıldı. Ve tabii bu dış güçler Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki burası Vietnamlaşsın, Müslümanlar birbirlerini öldürsünler, İsrail daha serbest kalsın. Bunun için de politikaları İsrail ile Türkiye'yi birbirine yaklaştırmaktır. Ne yazık ki bu hükümet görüldüğü gibi İsrail ile can ciğer dosttur. Onun Dışişleri Bakanları'yla görüşüyor. Oradan gelen heyetlere Dolmabahçe Sarayı'nda hepsi arka arkaya dizilip saygı duruşunda bulunuyorlar. Yürüyen ne? Yürüyen Siyonist plan, dış güçlerin planı. Netice ne oluyor? Bizim Anadolu'muzun bir parçası Lübnan oluyor. Bizim Anadolu'muzun bir parçası Vietnamlaştırılmak isteniyor. Şu hale bakınız. Nasıl oluyor da sayın milletvekilleri bu hükümet Talavani'ye kırmızı diplomat pasaportu veriyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Niçin? Amerikalı abiler böyle tavsiye ediyor da onun için. Bu Talavani gidiyor cebinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı pasaportu. 16.992'de Almanya'daki Tages Zeitung gazetesine beyanat veriyor. Cebinde Türkiye pasaportu da bu hükümetten aldığı pasaportla ne diyor dikkatinizi sunuyor. Özgürlük için dövüşen herkesin belli dönemlerde terörist diye damgalandığını ileri süren Talavani, Şamil de terörist olarak aranıyor. Ben de Barzani de aynı şekilde suçlanıyordum. APO'yu terörist olarak suçlamıyorum. PKK ulusal bir örgütümüzdür. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Kafkasya'da yaşayan Kürtler tarihsel parçalanmadan ötürü farklı örgütlere sahiptirler. Kanunca PKK Türkiye'nin Kürt siyaseti yansıtıyor. Size soruyorum, kim vatan uğruna dövüşürlerse terörist diyebilirsin. İşte cebinde pasaport, bu hükümetin verdiği pasaport, işte ağzından çıkan sözler. Sonra da şimdi buraya gelecekler, biz terörle mücadele ediyoruz, ettik, kurduk, ettik, bir sürü laf söyledik. Bak gerçek burada. Gerçek burada. Ne yaptığınızı bilmiyorsun. Amerika ne söylerse onu yapıyorsun. Ve daha önce bütün bunlara itiraz ediyorsun. Şimdi telefonun başına siz oturunca Amerika'nın her söylediği yapılır hale geliyor. Elbette bu vatan hepimizin. Elbette sizleri ikaz etmek bizim için vatan borcu. Ne yapıyorsunuz? Farkında değilsiniz. Biz sizi size aynada göstermeye çalışıyoruz. Bak yaptıklarınız bu. İstemiyorsunuz ama istemediğiniz halde siz farkında olmadan ülkenin bölünmesi için çalışanlara yardımcı oluyorsunuz. Kendinize gelin. Elbette sizi ikaz etmek bizim vazifemiz. Bu meclisin vazifesi. Pasaportu siz vermediniz, o verdi. Evet. İşte işte muhterem milletvekiller. Bakınız bu hükümet. Eskiden çekiç gücün aleyhindeydi. Şimdi geldi bu çekiç gücü buraya uzattı. Bu çekiç güç Ermenistan'a yardım ediyor. PKK'yı bütün gücüyle koruyor. Kuzey Irak'taki batı kontrolünü devam ettiriyor. Irak'taki buğday tarlalarını yakıyor. Özel yetiştirilmiş Kürtçe bilen Yahudi ve Ermeni soyundan gelip seçilmiş mensuplarıyla Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı işyana teşvik ediyor. Nedir bugünkü bu Fransız uçağı? İki aydır niye sakladınız bu gerçeği milletten? Uçak teröristlere yardım götürüyor, aman Dışişleri Bakanı'na bile söylemeyin diyorsun. Hani şeffaf olacaktın? Bu nasıl şeffaf? Şu halinize bakın. Milyonlarca, bir saat değil, ben bin saat konuşayım. Şu halinize bakın. Sizin halinizi tasvir etmek mümkün mü? Her şey ortada. Bak sevr haritası ortada. ABD batıdaki lobiler ortada, Bosna Cezayir ortada, Kıbrıs ortada, Müslümanlara tatbik edilen çifte standartlar ortada, Batı'nın atın Ermenileri koruyan,
ve Türkiye'nin parçalanması için yaptıkları çalışmalar, PKK'yı koruyan bütün çalışmalar apaçık ortada. Şu Avrupalı parlamenterleri görüyorsun, sanki PKK'nın muhafızı. Adam orada eylem yapıyor, başında bir Fransız parlamenter, bir Hollandalı, bir Belçikalı, bir Alman parlamenter. Bütün bunları görüyorsunuz. Bu gerçekler karşısında işte İsrail'in açıklamalarını görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz ve de haytalarını görüyorsunuz. Bütün bunlar burada tekrar tekrar konuşuldu. Şimdi bir diğer gerçeği de kısaca belirtmek mecburiyetindeyim. Bu da bilhassa Kürt kökeninden gelen bütün yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimize kardeşane bir şekilde seslenmek için şu açıklamayı yapıyorum. Bilsinler ki gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Ondan dolayı bu dış güçler sakın ha kendilerine yardım ediyor, çalışıyor zannetmesin. Bunların sloganları Kürt ölsün, Ermenistan kurulsundur. Bugün bütün bunları yapmaları Müslümanları birbirine öldürmek içindir. Büyük Ermenistan'ı, Büyük İsrail'i kurmak içindir. Onlar alet ediyor, sonra Ermenistan'a bağlayacak, üyütecek ve İsrail'e teslim edecek. Söyledim planını üzüm. Bu yeni bir şey değil. Osmanlı'yı parçalayan dış güçler gittiler Amerika'da, Fransa'da lobi oldu. Onlar Osmanlı'yı parçaladıkları gibi şimdi Türkiye'yi de parçalamak. Bütün Müslümanlar birbirine kırdırmak, İslam alemini ortadan kaldırmak için planlı programlı bir şekilde çalışıyorlar. Apaçık bir şey, bu gerçeği görmemek mümkün mü? Bunlar kendileri şimdi kendi planlarını yürütmek için bir yandan PKK'yı destekliyor ama sonra arkasından Kuzey Irak'takileri destekliyor. Hep kendi planlarının gereğini yerine getiriyor. Onun için gerek PKK, gerek Kuzey Irak'takiler zaman zaman Batılılar bizi sattı diyor. Hayır, bu kendi planlarını yürütmek için o an ne lazımsa onu yapmalarının bir gereğidir. Ondan dolayı da ki bak bunlar Wilson prensibi dediler. Sırf Osmanlı'yı parçalamak için ama sıra Kürt kökenlere bağımsız bir devlet kurmak geldiği zaman 1917'de hayır, siz bu rişte sahip değilsiniz, İngiliz kontrol altında kalacaksınız dedi. İşte gavurun yapacağı iş budur. Ondan dolayı elbette hiçbir inançlı kardeşim bunların kendileri için çalıştığını kabul edemez. Bu bir. İkincisi, bağımsız bir Kürt devleti hiçbir zaman Kürt kökenli kardeşlerimize saadet getiremez. Bu her bakımdan açıktır. Çünkü Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'muzda yaşayan Kürt kökenlerden belki de çok daha büyük bir kısmı yurdumuzun her tarafına dağılmıştır. Çok tabii olarak, çünkü hepsi bu vatanın evladıdır. Onun için bir bölgede böyle bir devlet kurmaya kalkınsa öbür bölgedekiler ne olacak? O bölgedeki insanlar bilakis reaksiyona maruz kalacaklar. Bengaldeş'ten daha geri, İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a pasaportla gidecek, geri kalmış, ezilmiş, ateist yönetimler altında ve Batı politikalarına oyuncak yapılacak herhangi bir kukla devletten kime ne hayır gelir? Öbür taraftan federasyon, özellik, bunlar da çözüm değil. Aynı mahsurlar bunun içinde var. Böyle bir bölgede bir belli yönetim yapsanız dahi öbür bölgedekiler ne olacak? Bunların hiçbir, sadece onların istenen, istenmeyen muamelelere maruz kalmalarına sebep olabilir. Bu sebepten dolayıdır ki bunlar hiçbiri bir çözüm değildir. Aynı şekilde kültürel ve sosyal hakların verilmesi de bir çözüm değildir. Evet, bunlar verilmeli ama bunlar verildiği zaman iş bitecek zannedilmez. Kürt kimliğinin kabul edici, Kürtçe yayın yasağını kaldıracağı, Kürt ensinin kurulabileceği, bunlar söylenmiş olsa ve bunlar gerçekleştirilse bu mesele biter. Hayır. Neden? Bölgede işsizlik korkunç boyutlara ulaşmıştır. Eğitim ve sağlık hizmetleri tıkanmıştır. Yatırımlar durmuştur. İnsan hakları ihlalleri had safhaya varmıştır. Bu bölgeden başlayacağız kalkınmaya diyen bu hükümet bugüne kadar 10 aydan beri bir tek çivi bile çakmamıştır. Buraya gelip de kağıt üzerindeki bir takım rakamları okumak, kimi aldatmak? Gerçek ortadadır. Bundan dolayıdır ki
Aslında elbette herkese insan hakları verilmelidir. Fakat mesele ne arazi meselesidir ne de sosyal kültürel hak meselesidir. Mesele kökünde aslında bu ülkede adil bir düzenin kurulması. Çözümü isterseniz çözümün adı adil, onurlu, gönüllü, kardeşçe birlik ve beraberlik. Asıl temin edilmesi icap eden budur. Herkes birbirine sarılmayı istemelidir. Bu da ancak adil düzenle olur. Şimdi bu ülkede tasavvur buyurunuz. Bu bölgedeki bir takım insanlar şikayet ediyor. Ve PKK da bunu kendi siyasetine alet ediyor. Soruyorum size, insan haklarına aykırı hareketler Türk kökenli vatandaşlara yapılmıyor. Türkiye'nin Güneydoğu'dan başka pek çok bölgesi aynı şekilde geri kalmış değil mi? Bütün şikayetlerin hepsi diğer bölgelerimizde de fazlasıyla mevcuttur. Onun için Türkiye'de ne bir ırk ayrımı vardı ne bir bölge ayrımı var. Şikayetlerin kökü nedir? Bugün Türkiye'de kurulmuş olan bu faizci köle düzeni ve Türkiye'de kurulmuş olan bu siyasi hile rejimi. Bakınız hala bu meclisi seçim kanunu düzeltmedi. Hala şu TRT'ye bak. Sayın Demirel, eskiden efendim bu TRT ANAP'ı tutuyor diyordu. Evet doğru, eskiden yarım saat haberin 15 dakikasında ANAP konuyor. Ama şimdi kendisi geldi, 30 dakikalık haberin 25 dakikasında kendisi konuşuluyor. Şimdi Bilecik'teki insan da mı dağa çıkacak da siz bunları ıslah edeceksiniz? Başka şeyden anlamıyorum. Anlamıyorsunuz. Evet tabii, bütün bunların temelinde bu yatıyor. Sizin tatbikatınızı görüp de buna karşı aslında isyan etmemek, manen söylüyorum, mümkün değil ki. Önce adaleti tesis etmelisiniz. Ben bunu yaparım zannediyorum. Şimdi bak, bugün mecliste artık sonuna gelmiş bir aritmetik çoğunluk. Biz bir nasıl olsa böyle de atlatırız. Evet atlatırız ama sonunda bak bombalar patlıyor. Kan akıyor. Biz burada milli görev yapıyoruz. İkaz ediyoruz. Bırakın bu hileli seçim kanunların aritmetiklerini, oyunlarını. Gerçeği görün. Hakkı tesis edin. Adalete dönün. Nasıl olur da bu TRT'yi herkesten önce sizin ikaz etmeniz lazım. Nerede bugün bu TRT? Bu kadar önemli bir memleket meselesi konuşuluyor. Nerede? Siz kendiniz hakikaten bundan bir üzüntü duymuyor musunuz? Ben yüzüm kızarıyor. 30 dakikanın 25 dakikası Demirel'e ayrılınca benim arkadaşım Demirel adına ben hakikaten utanıyorum. Böyle terekem olur. Böyle terekem olur. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bu gerçekleri belirttikten sonra hiç uzatmadan bakınız Sayın Demirel'in birkaç cümlesiyle neticeye geçiyor. Bizzat Sayın Demirel kendisi muhalefetteyken söyledikleri sözler şunlardır. Genellere sıkılan kurşun bu milletin devletine, onuruna, gururuna sıkılmıştır. Şırnak'taki Tugay merkezine sıkılan kurşun kime sıkılıyor? Bunlar karşısında söylediklerin hepsi laftır diyor o zamanki ANAP yönetimi için. Dökülen kan yerde kalmıştır. Meclisi partileri kazıdılar. Ama bir eşkıya sürüsünü kazıyamadılar diyor. Yine Sayın Demirel, bir kere Midyat'ın Sarıköy yolunda mayın ne arar dersin? Bugün bütün Güney Anadolu'nun her yerinde mayın ne arıyor? Bu tuzak ve bu kan denizi, Türkiye ne yapıp yapıp bu işin kökünü kazımalıdır diyor o zaman. Eskiden de ölüyordu, ne yapalım şimdi de ölüyor değildir. Bunun cevabı diyor Sayın Demirel. Şimdi cevap olarak kendisi bunu söylüyor. Şu hale bak. Bu olaylar karşısında vurdum duymazlığa ve bu cinayetleri işleyenlerin mutlaka yakasına yapışılacaktır gibi laflara kimsenin tahammülü kalmadı. İşte şimdi sizin sözünüzü milletin yüreğindeki gerçeğe tercüman olarak biz geldik söyledik. Bu boş laflara kimsenin tahammülü kalmamıştı. Mütemadiyen kan dökülmeye devam ediyor. Hükümet çare mersesi. Bundan herkesin yüreğe sızlamalıdır. Aynı sözü söylüyorum. Devlet bu ülkenin topluğu ne kadar ucu yerde yoksa devlet devlet değil. Türkiye'nin devlet bu ülkenin topluğunun yerinde yoksa devlet değil. Devlet Türkiye'nin her yerinde olmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin gündeminde başka meseleler var gibi görünüyor. Fakat Türkiye'nin gündeminde esas mesele budur. Buna mutlaka çare bulmaları lazım. Hükümeti, siyasi iktidarı ikaz ediyor.
Durdurun bu kan deryasını. Durdurmayacaksın, durduramayacaksınız ki bugüne kadar durduramamışlardır. O zaman bırakın görevde başkaları gelsin. İşte sizin fetvanızla size hüküm veriyoruz. Fetva sizin. Fetva sizin, bizim meclisten ricamız, Sayın Demirel'in bu fetvasını lütfen infaz edin. Bak, yine Sayın Demirel'in sözü, bugün hükümetin yapacağı tek şey, hiç vakit kaybetmeden istifa etmektir. İstifa etmezlerse, yine Sayın Demirel'in fetvasının bir ilave kısmı var. İstifa etmezlerse, cezai sorumlulukları da vardır. Kan dökenlerle beraber cezai sorumluluğa tabi tutacağımızı, katillerle birlikte hesap soracağımızı ifade eder. İşte aynen sizin cümleniz. Demirel olayların dökülen bir siyasi heyetin, yani dağılan, dökülen iktisarsızlığın eseri olduğunu söyledi. Sizin bu durumunuzda. Sayın Başkan, evet. Toparlar mısınız? Sayın, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi işin sonuna geldik. Her şey ortadadır muhterem milletvekilleri. Bak sayıyorum, bu hükümet önce 9 tane konuda aczini ortaya koymuştu. 1- istihbarat kuracağım dedi, şimdi 10 ay sonra istihbaratım zayıf, hiçbir şeyim yok diyor. Kendi ifadeleriyle sabittir ki görevlerini yapmamışlar. Şırnak'ta istihbarat rezaleti. İstihbaratımız çok bozuk. Bütün bu sözler hep itiraflardır. 2, hiç sözü uzatmadan sayıyorum. Bu hükümetin diğer bir aczi, bölgedeki güvenlik güçlerinin özel eğitimi, ileri teknoloji ve modern gereçlerle teçhizini yapacağız diyordu. İşte halini. 2 tane helikopter var, aman 25 tane olsun diyor. Biz bu genç soruyu verdiğimiz için dün hemen sözde helikopter ihalesini ithal ettiler. Çünkü günlük vermişleri. Bu genç sorumuzun hiç değilse bu faydası oluyor. Koştular geldiler. Hani 200 tane helikopter alınacaktı. Niye 75 tane alınıyor? Tabii bu hükümetin diğer bir karakteri de faizci oluşudur. Paralar faize gidiyor. Helikopter almaya parası yok ki. Bu mücadeleyi yürütecek aslında ekonomik güçleri de yok. Zafiyet sadece terörle mücadele sahasında değil, her sahada. Bundan başka PKK kendisini eğitmiş, işte kasette görülüyor. Bizim 18 yaşında çocuğumuz çıkıp gidiyor doğru düz eğitim yapılmadan. Giderken vuruyorlar, gelirken vuruyor. Elbette 10 aydan beri bunlar için gerekli tedbiri almayan bu hükümet, hiçbir şey yapmadığı gibi bütün bunların sorumlusudur. Hani sizin keşif uçaklarınız? Hani pilotsuz uçaklarınız? Hani gece görme dürbünleriniz? Hani elektron toplarınız? Hani karakollarımızı muntazam yerlere yerleri? Hani çelik yerleriniz? Şu hale bakın. Daha askerleri de hani çelik gerek verir mi? Neymiş? Kayseri'de üretecekmiş. Oho! Şu hale bak! Bölgeye gönderilecek, üçüncü bir suç, bölgeye gönderilecek devlet görevlerine şefkat eğitimi yapılacak idi. İşte bak Şırnak olaylarını gösteriyor, bölgedeki emniyet müdürü kardeşimizin ve diğer güvenlik görevlisi kardeşlerimizin halk ile yaptıkları münasebetlerde eğitilmemiş oldukları gözüküyor. Dün de burada ifade edildi, halk o halden memnun. Ama bunlarla tespit etmekte bir fayda yok. Soruyorum size, siz bugüne kadar o bölgeye gönderdiğiniz devlet memurlarının halka şefkatle muamele etmeleri için hangi eğitimi yaptınız? Ne yaptınız ki bunu yapacak? Hiç! Oturduğunuz yerine kendi kendine bunlar olsun mu söylüyorsunuz? Hayır! Hani halkı devlete kazanacaktınız? Halkı devlete kazanmak için ne yaptınız? Dördüncü bir suçunuz da budur. Bu hususta hiçbir şey yapmadınız. Kendiniz diyorsunuz ki eşkıya kök saldı. Bundan başka hani faili meşhur cinayetleri bulacaktınız? Sizin döneminizde bunlar çok daha fazla arttı. Hani bölgede otoriteyi temin edecektiniz? Bak bizzat sizin yetkilileriniz 3 başlıktan bahsediyor. 6. suçunuz tanıtma konusunda. Hiçbir şey yapmadınız. PKK'nın tanıtma gücü sizden çok daha fazla. 7. Hani siz Güneydoğu'ya özel program taktik edecektiniz?
İşsizliği önlemek için bir kişiye iş vermek hususuna dahi ne yaptın? Verdiğiniz kadroları partizanca kullanmaya çalışıyorsunuz, o da zaten kullanılmıyor. Bundan başka bu hükümet bölgeye bir tek çivi çakacak mecali de yoktur. Çünkü ekonomisi de perişandır. Bu hükümet sadece GAP açılışı diye Fransız şirketine 22 milyar dolar verir, 22 milyar lira verir. Neymiş? Sarı duman çıkartacaklarmış. 12 milyar lira verir milletvekillerini New York'ta yürütmek için. Milyarlarca lira verir TRT Paris'te yılbaşı hazırlığı yapsın diye. İşte bu zihniyetle bu meseleler çözülmüyor. Bundan başka asıl bizi birbirimize bağlayan bağ inanç bağıdır. Güneydoğu'daki kardeşlerimizin inanç yönünden aydınlatılması bakımından da hiçbir faaliyet yapılmış değil. Buralarda birçok özel dini tedrisat yapan müesseler var. Bunların geliştirilmesi, bunlardan mezun olan insanlara diploma verilmesi, bunlara sahip çıkılması lazım gelir. Güneydoğu halkı inancına bağlıdır. Hala bu memlekette başörtüsü zulmü devam ediyor. Hala 250 tane binası bitmiş İmam Hatip okulu açılmıyor. Bütün bunlar o bölgeye elbette menfi etki yapıyor. Bu hükümet döneminde Güneydoğu'da böyle yatılı okullar yapılıp eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin arttırılması lazım gelirdi. Bunların da hiçbiri yapılmıyor. Tam tersine terör biter, yatırım gelir diyor. Bu hükümet çekiç gücü uzaklığından dolayı suçludur. Bu hükümet Kuzey Irak'taki boşluğun dolmasından dolayı suçludur. Bu hükümet Irak'taki ambargoyu devam ettirip bölgeyi ekonomik bakımdan tamamen perişan ettiği için suçludur. Bundan başka bu hükümet en büyük noksanı söz dinlemiyor. Bugüne kadar bu kadar konuşuldu. Açık oturumlarda mecliste hiçbir söylenen şeyin bir tanesini alıp tatbik etmemiştir. Efendim devlet işidir diyor. Devlettir de eğer bunu biz bir gemiye benzetirsek bu geminin kaptanı ne? O devleti harekete getirecek hükümet devlet işidir demenin sebebine mesuliyeti başkalarına atmak. Halbuki asıl mesul kaptandır. Bu geminin kaptanı yok. Biz bundan şikayet ediyoruz. Bundan dolayı bu terör gelişiyor. Sadece bu meseleler karşısında bakınız en hayati meselelerde bile olmaz öyle şey. Gök kubbeyi yıkarım gibi tabirlerle hareket edilir. Şimdi muhterem arkadaşlarım sözümün sonuna geldi. Bakınız bu hükümetin terörle mücadelede 10 aydan beri çaldığı plağı okuyor. Bu hükümetin terör plağı. 10 tane cümle. 1. Biz başlatmadık devral. 2. Kısa vadeli bir iş değildir. 3. Terörü önlemek devletin işidir. 4. Biz de üzgünüz. 5. Kan yerde kalmayacak. 6. Devlet terörü durdurmanın çaresini bulacaktır. 7. Azimliyiz, kararlıyız. 8. Var mı terörü bir anda durduracak? Bir babayı bir sihirli formül varsa yerimizi vermeye hazırız. Bazen de böyle usul değiştiriyor. 9 cek, 10 can. İşte bu hükümetin terörle mücadele formülü budur. Soruyorum size aziz milletvekilleri. Bu plakla terör önlenir. Bakınız kimse bizden 3 yaşında çocuk olmamızı istemesin. Kesinlikle samimiyetimle söylüyorum. Her birini ayrı ayrı sevdiğim için bu hükümete ve bu DYP kurumuna kardeşlerime de sesleniyorum. Bu hükümetle bu iş yürümez. Yapmayın. Güneydoğu Anadolu Lübnanlaştı. Vietnamlaşmasının mesuliyetini üzerinize almayın. Kaldı ki biz bu plağı 7 defa seyrettik. Sayın Demirel'in uzmanı bir kardeşiniz olarak müsaadenizle bak 7 defa. Hiçbiriniz onu benim kadar tanımazsınız, belki benim kadar da sevmezsiniz. Ama biz burada memleket millet meselesini konuşuyoruz. Sayın Demirel, bakın siz iyi niyetlisiniz ama yapamıyorsunuz. Size kardeşhane tavsiye ediyorum, tarihi bir gündeyiz. Bırakınız, sizin için de çok ay. Kaldı ki bırakmak için elinizde çok kolay bahane var. Ortağım 2 defa parçalandı, ben ne yapayım? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Siz de bu tarihi günler çok yaşamış. Sayın Erdoğan,
Sayın Erbakan. Evet. Buyurun sayın. Süreniz doldu efendim. Evet. Süreniz doldu efendim. Son cümlemi söylüyorum. Muhterem milletvekilleri, bütün bu gerçekler karşısında, bütün parti grubu arkadaşlarımızın hepsinin Refah Partimiz olarak verilen bu yen sorunun gündeme alınmasına yardımcı olmasını rica ediyorum. Aksine oy kullanan olacak olursa bu takdirde akan kanların mesulü, bak ben kardeşlik vazifemi yaparak size söylüyorum, millete gidip durumu göstermek için de açık oylama isteyeceğiz. Görüşmemiz ve bugün sorumuz milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Erbakan, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, dün de burada bir genç forum müzakeresi yapıldı. Grup adına konuşan arkadaşlarımızın hepsine müsamaha edilmiştir. Sayın Hüseyin adı geçtiği için ifade ediyorum, 20 dakika konuşması lazım gelirken 38 dakika konuşmuştur. Sayın İçişleri Bakanımız 20 dakika konuşması lazım gelirken 55 dakika konuşmuştur ve kimse de rahatsız olmamış. Çok önemli bir konu vardı. Bilgilerinizi takip etmek istiyorum.